Sayın Nazlı, iyi yayınlar diliyorum. Hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bir dakika, neyin var sizin? Reise. Araya girin, arada o bir şey de var. Sağ tarafa doğru devam edin. İyi, ben dışarıdayım Reise abi. Armağan Bey. Doktor Armağan Eren, nasılsınız efendim? İyisiniz. Çok teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Muhteşem bir etkinlik yapılıyor sabahın erken saatlerinde. Bu da ne diyeceğiz? Şöyle madende söyleyeyim. Muhteşem bir klinik tarzı bir şey açılmış burada. Bu binayı belediyemizle birlikte hayata geçiren Lyons'larla birlikte artık buranın hakkını vermek için yapılan bir etkinlik. Amacımız diyabete farkındalık yaşatmak. Dolayısıyla diyabet deyince öncelikle kan şekeriyle bir başlayalım. Halkımızda, toplumda gizli kalmış diyabet vakalarını tespit edelim. Hem de onlara biraz bilgi verelim istedik. Böylelikle halkımızın biraz daha kullanımına, ısınmasına vesile olalım istedik. Binamız içerisinde biliyorsunuz aynı zamanda laboratuvarımız, fizik tedavi ünitemiz. Şöyle. Buyursunlar. Dilerseniz içeriği de gezdirelim sonra. Muhteşem bir etkinlik sabah sabah. Şu anda sabah geldik, aç karnına, açtık, şekerimizi ölçtürdük. Öğleden sonra sonuçlarımızın değerlendirmesiyle birlikte aynı zamanda bir farkındalık eğitimimiz olacak. Ama biz halkımızı aynı zamanda buraya aç karnına getirdik. Mümkünse beraber bir kahvaltı yapalım istiyoruz. Açlık kan şekerinde problemleri tespit edilen hastalarımız daha sonra bir üst düzey kan tahliline davet edilecekler. Bu 3 aylık şeker ya da yükleme testi şeklinde olabilecek. Karaciğer böbrek testleri yapılacak. Ve diyabet cemiyetiyle birlikte de bu hastalarımıza bir şekilde hayatlarına konfor ve tedbir sağlamak için tedavilerine başlanacak. Burada fizik tedavi de yapıyorsunuz sanırım. Evet. Fizik tedavi de. Bünyemizde iki fizyoterapistimizle birlikte daha çok ortopedik müdahaleler uygulanmakta. Aynı zamanda sosyal yaşam merkezi, rehabilitasyon, diyabetli yaşam. Tam bir kombine projedir. Dolayısıyla buraya giren bir insan hasta olsa da olmasa da buradaki sosyal yaşamın imkanlarından faydalanmalıdır. Biz istiyoruz ki hem psikolog desteği alabilsin bir yaşam koçluğu gibi. Aynı zamanda ortamdaki aletleri kullanabilsin, spor yapabilsin, topluma entegrasyonunu sağlayabilsin. Belki biraz yeşil alanlarla bu çevreden belki uzaklaşmak isteyebilirler. İçeride tarım faaliyetleri yapabilirler. Küçük atölyelerimiz de mevcut. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayşe Hanım merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Aşağıma Saray Belediyesi encümeni aynı zamanda Lyons'ların 118 TL'nin senelerdir başkanlığını yapmaktasınız. Benim tabirimi anlatayım. Ben size müthiş bir eser kazandırdınız Sarıyer Belediyesi'ne. Daha önceden de başlık ödü yaşlı bakım ünitesi vardı genel Lyons'larında. Evet. Bir iki tane daha projeniz var. Bir tanesi bitmek üzere. Efendim siz dinliyoruz. Muhteşem bir yer. Sabah sabah bütün maden halkı buraya gelmeye başladı. Evet. Göz gözü görebilecek bir sis var. Evet. Hafif bir serinlik var. Bugün hava 20 derece olacak. Siz dinliyoruz. Evet, ben bugün ayrıca çok mutluyum. Demek ki doğru bir ihtiyaç tespiti yapmışız ve doğru bir projelendirme yapmışız. Öncelikle ben bir Sarıyer sevdalısıyım biliyorsunuz. Siz evet. Söylediniz. Ama burada en önemli olay böyle bir ihtiyacın tespitiydi. Ben öncelikle bu ihtiyaca her alanda olduğu gibi bu alanda da farklı yaklaşan Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Gence ve onun şahsında ünvan ve sıfatlarına göre tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim heyecanım heyecanları oldu ve burayı kazandırdık. Gördüğünüz gibi gerçek bir ihtiyaçmış.
Bundan sonra bunu inşallah bugün tabii bir takım ilk uygulamamız, tespit ettiğimiz değerlerle aylık halde bu şeker taramalarını, çünkü bugün dünyada en önemli sağlık sorunu şeker. Türkiye'de 12 milyon şeker hastası olduğu tespit edildi. Demek ki bu konuda bizim bir şeyler yapmamız gerekiyordu, yaptık. Sayın Ayşe Hanım, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Tabii ben de meclis üyesiyim olduğu gibi. Biz bütün halkın sizle beraber her yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Her türlü imkanı ulaştırmaya çalışıyoruz. Halka dokunuyoruz daha doğrusu. Evet. Fakat siz bu halkın başka bir yönüne, asıl ana yönüne temas ettiniz. Ve neyin ihtiyacı olduğunu evet. çok iyi analiz evet. eden bir evet. ekibiniz var. Sizin evet. ayrı bir ekibiniz var. Evet. Ve müthiş bir çok nerede, bakıyorum şurada yaklaşık. Nerede ihtiyaç varsa yani, orada bir liyon vardır diye yola çıktık. Gerçekten ama tabii burada Sarıyer Belediyesi de gerçek bir liyon dostu. Bize o imkanı sağladı. Dediğim gibi tekrar kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu uygulamayı artık aktif olarak devam ettireceğiz. Biraz sonra vatandaşın da bu konuda görüşlerini alırsak neler bekliyorlar. O anlamda geliştireceğiz projemizi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aysel Demirci aç gel. Aysel Demirci çıkmış bir kere. Radik dedi ki. Benim, merhabalar. Doktora'dan hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Müthiş bir çalışma var. Tam da şu anda sizi rahatsız edeyim. Şöyle meşgul. Evet. Sarıyer Kadın CHP Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu Başkanı Sayın Sıza Yanım'da burada evet. hemen evet. tedavisini yaptık. Hem açlık kan şekerlerine bakıyoruz, evet. hem toplu kan şekerlerine ilgilenmeden sonra bakacağız. Daha sonra da diyabet uzmanımız gelip onları bir sunum yapıp bilgilendirecek halkımıza. Efendim kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir yoğunluk var şu anda. Evet, büyük bir ilgi var. Çok memnun olduk. Şahane. Siz ilgiden memnunsunuz. Biz ilgiden çok memnunuz. Bugün fazla güzel bir ilgi oldu. Sonra, yani o da bizi mutlu etti bugün belediyemiz. Sonra bir de eğitim vereceksiniz. Evet, eğitimimiz de var. Şimdi kahvaltıda ikramlarımız verilsin. Doktorumuz gelecek. Ondan sonra eğitime de devam edeceğiz. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür daha ederiz. Daha konuşacağız. İlacımız, ben de glukozer kullanıyorum. İçeceğim mi? Kahvaltı esnasında. Çünkü normalde içiyorum. Olmaz, normalde açıkhanede içiyorsunuz. Evet, ilacımızı alalım. Olmadı mı? Gülbin, Gülbin. Kimse eline su dökemez. Kimse ne sıkmış dökemez. İsmini bile alamaz kimse. Merhabalar, kolay gelsin. Açlık şekerinize baktınız mı? Baktıramadım daha şimdi. Size sıra var, kayıt yaptırdınız. Peki. Sen edepsizlik yapıyorsun yani. Sen milletle ne uğraşıyorsun? O vatandaşa bir yer değil mi? Doğru olur.
Sakarya Belediyesi Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Tireci, Doktor Özlem Tireci Sosyal Yaşam ve Rehabilitasyon Terapi Diyabet Yaşam Merkezi. Efendim burası Maden Yunus Emre'de muhteşem bir tesis. Yanında bir halı sahamız var. Cevahir Sönmez halı sahası var. Ve sabah sporlarından yapabilecekleri muhteşem bir alan. İşte görüyorsunuz. Hem bugün hava oldukça sisli İstanbul'da. Sarıyer Boğaz'da. Göz gözü görmüyor. Görüş mesafesi 100 metre. Müdürüm, nasılsınız? Günaydın, iyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Muhteşem bir etkinlik yapıyorsunuz. Evet. Bizim bir çalışma var burada. Aynen. Dinliyoruz, hiç boş vaktiniz yok. Evet, biliyorsunuz burası yeni açıldı. Evet. İçinde bir psikologumuz var, iki tane fizyoterapistimiz var, ayrıca bir laboratuvarımız var. Bugün şeker taraması yapıyoruz. Önce bir açlık şekeri ölçülecek, sonra bir ikramımız olacak. Daha sonra iki saat sonra da toplu şekerlerine bakacağız. Bu şekilde bir şeker taraması yapılmış olacak. Muhteşem bir şey. Sarıyer'de böyle bir şeye gerçekten ihtiyaç vardı. Aynen. En azından işte her şey ücretsiz burada. Fizik tedavisi de ücretsiz, ön muayenesi ücretsiz. Tahlilleri de yapabiliyorsunuz. Tabii onlar da ücretsiz yani, bir şekilde yapılabiliyor. Kanograf tahlillerine de bakabiliyorsunuz. Tabii. Geç, muhteşem bir hizmet Sarıyer'lere. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık diyeyim. Sağ olun. İnsanlara en büyük yardımcılığı siz dokundunuz. Sabahın bu saatinde. Evet. Erkenden hemen geldiler. Gerçekten önemli sağlık taramaları. Ve pek fazla da bir duyuru yapmadınız sanırım. Yani yapabildiği fakat bu çevreden kadar. Hemen zaten geldiler. Zaten mekan da çok fazla büyük değil. Evet. Olabildiği kadar. Arkada bu ilk, bundan sonra devam edecek. Mesafeye şöyle bakıyorum da çok fazla büyük değil derken çok büyük. Yani. Çok büyük evet. Yani futbol sahası bahçe, gibi. Bahçe olarak büyük. Müthişe. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben hizmet teşekkür ederiz. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Atatürk'ten başka Diyanet hanım İçeride sizi arıyorlar. Film merhabalar. Merhaba. Siz çok kalabalıktasınız, işiniz var biliyorum. Biraz evvel de evet, siz de benim gibi kan verdiniz. Evet. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu Başkanı Sayın Sunay Seviç.
onunla konuşuyorum şu anda. Efendim, sabah geldiniz, ne yaptınız? Sıraya girdik, isimlerimizi not aldılar, sonra seslendiler, içeri girdik, kan verdik, akabinde bir şeyler atıştırdık, açlık şekeri kanı verdik. 2 saat sonra da topluluk vereceğiz. Lyons Vakfı ile Sarıyer Belediyesi'nin ortaklaşa yapmış oldukları müthiş bir sağlık merkezindeyiz. Şu anda Lyons'dan Ayşen ablamız hem de meclis üyemiz, onun öncülüğünde Sarıyer Belediyesi'nin büyük desteğiyle yapılmış olan bir sağlık merkezi. Müthiş bir yer. Bütün Sarıyerlileri bugün buraya kan vermeye bekliyoruz. Fizik tedavi varmış burada. Fizik tedavi merkezi de var, evet. İşte tahliller yapılıyormuş. Her şey ücretsiz burada bu kadar. Aynen öyle. Halk sağlığı denen şeyin tam da yeri. Halk sağlığı tam da yeri. Madem mahallemizde çok kolay ulaşım, Sarıyer merkezden bir vesaitle buraya geliniyor. Bugün tam gün halka hizmet var burada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Sayın Bağcı, gel. Merhabalar efendim. Merhaba. Seninle tanıştım. Hoş geldiniz. Sayın Bağcı, meclis üyemiz bizim, ancak basın ayağımızda. Şimdi burada dönem genel yönetmenimiz çıktı. Ancak ben tanıştırayım. Geçmiş dönem Türkan Saylan'ın döneminde yaptık. Yine Sevgi Parkı hep söylüyorum ya, Ayazağ'daki döneminde yaptık. Muhterem kesim başkanımız, Hale Başkan da geleceğimiz, gelecek. Efendim, Ali Ekin Tayyip Pamuk. Merhaba, nasılsınız? Döner genel yönetmenimiz. Dolayısıyla bu tip projelerde heyecan duyan bir ekibiz biz. Şahane. Efendim, kalktığınız için çok teşekkür ederiz. Sarıyer Belediyesi olarak. Sarıyer halkı olarak en azından. Biz teşekkür ederiz. İzleyeceğiz, takip edeceğiz, konuşacağız yine. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Günaydın. İşte yaşlılar oluyor, çocuklar oluyor, öyle düşüyor. Ama daha bitmedi. Tabii. Sen bir kedi yaşıya geldiğinde yanıma gel, ben senin numaranı alacağım, tamam mı? Ben de camımı silerim. 2 tane önlerim. Efendim, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Efendim, kan tahlilinizi şeyini verdiniz. Verdik, evet. Şahane. Normal diğer tahlilleri de alıyorlar. Burada muayene de yapıyorlar aynı zamanda. Evet. Fizik tedavi de var. Evet, fiziğe de yazıldım, sıramı bekliyorum. Şahane. Nasıl, memnun musunuz? Valla burası çok çok güzel oldu bence. Yani her şeyi bırakın, şurada yürümek bile insanın moralini düzeltiyor. Akşamları kapımızın önünde hizmet geldi, evet. İşte. Klinik geldi, spor alanları geldi. Yok, şahane. En azından hani rahatça ailece gezilip oturabilecek bir yer oldu. Yani hayalde maalesef oturamıyorsunuz. Biz çocukları, torunları alıyoruz. Kendimiz bir şey yapıyoruz. Onlar parkta oynuyorlar. Böyle geçiştiriyoruz. Şahane. Merhaba, nasılsınız? Sağ olasın, teşekkürler. İyisiniz. Güzel, iyi bir hizmet, güzel bir şey. Böyle bir ortamı da gördüm, böyle bir sıcak ortamı gördüm, çok güzel. Şey. Her şey için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, merhabalar. Merhaba. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi bir de şey, tokluk şekeri bakılacak galiba. Evet. 2 saat sonra. Evet. Çok güzel. Buraya şeyler gelmiş, hizmetçiler, hizmet verecek insanlar gelmiş. Allah razı olsun. Sabah şeker taraması var. Bizi arıyor, bizi şeye mi çekiyorsunuz?
Evet. Belediye kanalından çekiyoruz. Evet. Yani beni çekmeyin çünkü eşim boşaldı. Peki. Yani bizi iptal edin. Yok, gerçek olarak. Peki. Çekmiyor zaten. Sonra kayıt. Bunu lütfen şey yapalım. Yani benim ayrılmama sebep olur. Sen diyorsun yani planlar. Başkanım katıyor musun? Şeyler var. Başkanım burada. Seni görünce mutlu olurum. Ne yapayım, oyalıyorum öyle işte. Ama ne okuduğum Başkanım merhabalar, nasılsınız? Balcı, şöyle balcı, alayım. Balcı, 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 bütün vatandaşım. Buyur Balcı. Başkanım sizi biliyoruz. Günaydın Balcı. Muhteşem bir test yaptınız. Bugün de müthiş şeker taraması var. Aslında burası 6 aydan beri açık ama böyle bir faaliyete geçtiniz. Burası resmen klinik yeri. İdrar tahlili var, kan tahlili var. Rehabilitasyon merkezi, fizik tedavi merkezi, şeker taraması şu anda da. Hepsi dinliyorum başkanım. Müthiş eser kazandınız. Bana bir şey bırakmadan konuşacak da ben de işin hikayesini anlatayım bari. Buyurun. Şimdi sürekli söylediğimiz bir şey var. Önleyici sağlık hizmeti dünyada alternatif tip olarak şu anda kullanılan ve ilaç harcamaları yani sağlıktaki harcamaların ciddi anlamda azaltılmasına yönelik bir uygulama. Biz de bu bilinçle 2020 başında oluşturduğumuz, yaptığımız bu tesisle bu amaçla hizmet etmek için yola çıktık. Buradaki amaç biraz önce ifade ettiğimiz gibi yani aslında insanların önceden tanı, sonradan teşhisle bazı hastalıkların önüne daha işin başlangıcında geçilebilmesinin halk tarafından da bilinmesi için bir çalışmadır aslında bu. Ne bu? İşte fizik tedavi, rehabilitasyon, terapi, diyabeti önleme ve yaşam merkezi. Şimdi bunları birbirinden bağımsız olarak düşünmemek gerekiyor. Bunlar bir zincirin halkaları gibi. Yani sağlıklı olduğunuz zaman diyabetinizle, işte fizikle ilgili, tedaviyle ilgili sıkıntılarınız da aynı ölçüde azaldığını görebiliyorsunuz. Bunun için de bilinçli olmak gerekiyor. Bilinçli olmak için de bazı eğitimleri, küçük küçük eğitimleri almak gerekiyor. Bugün burada bunun bir örneğini yaşıyoruz aslında. Yani küçücük bir kan parçasıyla belki de bir önleyici ya da bir diyabetinizin olup olmadığına yönelik burada bir bilinç sahibi olacaksınız ve varsa da böyle bir sıkıntınız bununla nasıl yaşayacağını aslında size biraz sonra doktorlar da eğitimde bunu öğretecekler. Yemenizden sporunuza, uyumanızdan çalışmanıza kadar nasıl hareket etmeniz gerektiğiyle ilgili ve sağlıklı bir birey olmanızla ilgili küçük küçük ipuçları verecekler. Biraz önce ifade ettiğimiz mevzunun çok daha önemlisi aile psikoloğu kavramını geliştirdik bu süreçte. Şimdi biraz önce ifade ettik. Yani birini birinden ayırmak mümkün değil. Sağlıklı bir ruh sağlığı, sağlıklı bedensel ve fiziksel sağlığın da aynı zamanda
ön koşul. Dolayısıyla da COVID'le birlikte insanların ruhsal olarak depresif hallerine bir çare olarak da aslında burayı düşünebilirsiniz. Burada 5 dönüm içerisinde bir bahçe. Rahatlıkla çoluğunu çocuğunu getirip gezebilirsiniz. Parkta oynayabilir çocuklarsınız. Meyve bahçesinde işte meyveleri koparabilirsiniz. İçeride de başka bir çocuğunuz ya da anneniz ya da babanız psikologdan danışmanlık hizmeti alabilir. Bu sürece o hastanelerin sıkışık vaziyetlerinden kurtulmuş olacaksınız. Yürüme mesafesinde bir klinik gibi biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir tesisten yararlanacaksınız. Ve sonra da elinizi cebinize koyarak yürüyerek evinize dönmüş olacaksınız. Şöyle düşünün, bakkala ya da markete alışveriş yapmaya gider gibi gelip buradan şekerinizi, kolesterolünüzü ölçtürüp sonra da güzel güzel çocuğunuzu parkla oynattıktan sonra evinize gidebilirsiniz. Bunların tümünü bir arada barındıran merkezlere biz onun adına sosyalleşen merkezidir. O sosyalleşen merkezinin de içini her geçen gün dolduruyoruz. İşte burada bir fizik tedavi ünitesi var. Evet. Çok yoğun bir ilgi var. Çok yoğun bir ilgi var. Şu anda 2-3 ay sonraya gün veriyor arkadaşlar. Şimdi bugün de burada başka bir olayda işte biraz önce dediğim gibi Türk Diyabet Vakfı ile birlikte ortaklaşa bir şeker taraması, diyabet taraması diyelim. Onu gerçekleştiriyorsunuz. Onu da görüyorsunuz. Bayağı bir ilgi var. Yoğun bir ilgi var. Evet. Bunlar devam edecek. Başka bir ay, başka bir sağlık, önleyici sağlıkla ilgili başka bir eğitimle, başka bir taramayla karşınıza çıkacağız. Amacımız şu, bu merkezlerin tek merkez olarak belirli bir yerde toplanmalarının önüne geçmek, farklı farklı bölgelerde bu testlerin sayısını çoğaltarak insanların işte o hastanelerdeki yığılmalarının ve o gidiş gelişlerdeki toplulaşım araçlarındaki bulaş riskini de aslında sıfıra indirmek. Bütün hedefimiz bu. Dolayısıyla Başkanımız Şükrü Genç'in ifade ettiği gibi halkın temel ihtiyaçlarını, ne istediklerine yönelik analizlerimizi yaptıktan sonra aslında tesislerimiz bir bir açılıyor, görüyorsunuz. Belki burayı bilmeyen Sarıyerliler ya da İstanbullular var. Çünkü ilçe dışından gelenler de var. Kağıthane'den gelen var, Kadıköy'den gelen var, Bakırköy'den gelen var. Ve bütün İstanbulluların böyle bir tesisin olduğunu farkına varmaları için de bu sizinle sabah sabah yaptığımız röportajın da bir katkısı olacağına da inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım biz teşekkür ediyoruz. Şahane bir eser kazandırdınız. Vatandaşla konuştum. Yani resmi kapılarına sağlık hizmeti gelmiş işte. Ücretsiz. Diğer tarihleri de olması sevindirici. Fakat bunu söylerken ve konuşurken en azından işte ben burada sporumu yapıyorum diye en amak kazanlar. Çok güzel oldu yani, harika. Efendim teşekkür ediyoruz katkılarınızdan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you.